Böyle bir Michael Up çok takılmıyorum biliyorsunuz. Bugün biraz Michael Up'ta bir iki maç atalım. Şöyle keyifli güzel goller atmaya çalışacağım. Yapabilirsek eğer. Hemen şöyle sıralama maçı yapalım. Herhangi bir eşleşme şeyi yok. Evet, sanırım yabancı biri. Yani herhalde böyle bir Türk yoktur nickname'li. Haftalık puanımız rakipten daha iyi. Ama tabii ki de bizi gondiklerse bizim puanlarımızın yarısını alacak. Griezmann'la başlayalım çünkü Griezmann yükselişte olarak görünüyor. Kulübün taktiğine geri döndüm. Çok fazla kazanıp kaybetmek umurumda değil. Sadece keyif almaya çalışıyorum oynarken. Ofansif bek yapıyorum ve şu adamı Pjanic'i defansif yapıyorum. Bu şekilde Valverde var. Rakibin teknik direktörü. Formalarımızı şöyle değiştirelim. PES Türkiye sarı formamızı alalım arkadaşlar ve okeyleyelim. Bakalım rakibe bu arada derken adam oyuna geçti. Sabırsızlıkla bizi gondiklemek istiyor. Hemen oyuna geçti. Bakalım neler olacak. Şu an inanılmaz huzurluyum. Yarın 3 tane videom YouTube'da yüklenecek. Yükledim daha doğrusu, hazırladım. Onları kaydettim YouTube'a. Bir günde 3 tane video atmanın keyfi kesinlikle paha biçilmez. Ve gerçekten de kaliteli, üçüne de güvendiğim içerikler, kesinlikle kaçırmayın derim. Ve maça PES Türkiye başlıyor. Evet, bağlantı biraz iyi değil. Şöyle bir geriden riske atmayalım oyunu. Kimpembe. Ter Stegen. Bonucci. Bir an hata yaptım sandım ama. Ah, orada bir hata. Neymar'a bakın, Neymar'a. Neymar. Ah Neymar. Kazanmak değil de bir tane şöyle sağlam bir gol atmaya çalışacağım. Eğer bağlantı izin verirse. Olmadı. Bu arada uzaktan yani çok nadir gol attım. Büyük ihtimal bugün de atamayacağız ama çok fazla böyle gol olmuyor uzaktan. Ben hani denk gelir mi falan diye yapıyorum. Uzaklaştırdık. Hamsik. Matuidi Neymar. Neymar. Oha hakem. Sakin, içerisini tut. Tut içerisini. O bende. Hadi bakayım oğlum. Şimdi Neymar. Şimdi Neymar da top. Neymar. Neymar. Neymar ortaladı. Mbappe. Kariyerinde kafa golü yok herhalde Mbappe'nin ya. İçinden geçti adamın içinden. Uzaklaştırıyoruz. Adamsın. Ortası boş. Ama bizde. Ya avantaja oynatma diye bir şey yok bu oyunda. Yani her videoda söylemekten bıktım artık. Şu yalvarırım Konami sesimi duyuyorsa, ki duymayacak. Şu avantaj olayına artık bir çözüm bulun ya.
Griezmann, ah kare X yaptım lan. Attık pası. Harikasın. Bir faul daha kesin gol olur. Oo, aleyküm selam doktor kardeşim. Bu saatte ya ne işin var? Ben bakma bizi deli şey yaptı diye giriyoruz da. Şuradan güzel bir kaleye şut çekelim. Senin şerefine bu şut. Bu şut senin şerefine. Of! Ay! Doktor Bey! Doktor Bey uğurlu geldin. Pjanić. Kardeşim, PES oynamayı özlediysen bu frikik golümü izle. Dersi bırakıp oyuna döneceksin kesinlikle. Harika bir frikik golü attık. Ayağın uğurlu geldi. Tabii işin esprisi ders daha önemli de. Aynen kardeşim çok fena attık ya. Bir de Pjanić de şey normalde hızlı vurmadığı için ben ileri basarak vur attım. Ondan dolayı Neymar uzun gönderdi Mbappe. Ya nasıl bir kontrol o ya? Teknik adam diye alıp böyle bir çalım falan atmayı deneyeceğim. Kontrol edemiyor ya. Şimdi Griezmann. Ama tabii Chiellini daha baba. Hemen şimdi ortaya gidecek bu. Orta aç. Adam da of. Salah var orada. Bir ikiye bir yapmıyor. Vallahi kardeşim bırakılmaz asla ya. Önemli olan evlendiğinde yenge çok karışmasın olaya. O biraz sıkıntı oluyor. Eğer ki biraz hani bu işten muzdarip olursa tabii sana sıkıntı olur. İnşallah anlayışlıdır. Ben de evlenirsem ilk böyle şey yapacağım. Hani aklımdan bazı cümleler geçiriyorum. Ya işte sigaram yok, bir şeyim yok. Bir pesim var, ona da gözlüğüm falan diyeceğim. Cümleler kuruyorum böyle. Hazırlıyorum kendime şimdiden. Biliyordum oraya atacağını. Yani şu an maç bitse de şu frikik golünü bir tekrarını izlesem diye bekliyorum ha. At artık. Aşırtmalara bak. Yok evdeyim hala. Herhangi bir işe başlamadım ya. Dedim hazır evde devam ediyorken bari Twitch yayınlarına başlayayım. Buradan belki bir şeyler böyle bir ünümüze ün katarız. Bu arada Twitch'te bütün çektiğim yayınları YouTube'a atıyorum. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum ikisini böyle karıştırarak böyle daha mı iyi oluyor kötü mü bilmiyorum ama en azından biraz daha video böyle olmuş oluyor kanalda.
Lovely finish. Perez. He's made sure that that won't get through. Aimed long and direct. Hamsik. Now it's Hamsik. Well, they could break here. He's got away. And Coutinho! Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Bir anda gözlerim seni aradı. Bak, bir anda aradı ama bu arada hani kalite genelde hani şeyleri zaten analik falan atıyorum. Bir de hani öyle normal yayınları atmıyorum. Güzel bir şey olduğunda kesip atıyorum. Normalde 1-2 saat yayında oluyor. Ama güzel olan bölümü atıyorum zaten. Boş video atmayayım diye. Bu arada Baba Yavro, bir an dedim bu yayında kaçırırsan artık af yok. Hakikaten affetmeyecektim seni. Gerçi hani o kadar da kötü kalpli olmayayım. Gecenin birinde bırak da girme yani. Of, çok iyi oldu be. Bu arada Baba Yaro, kaçırdın free kick golümü. Şimdi tekrarını da göstereceğim. Ah be. Ya geceler ben tabii bir de gerçi çalışırken de gece çok böyle hani zaten uyku problemi yaşıyordum da çok böyle erken yatan biri değilimdir ama şimdi sabaha kadar oynarım yani, bana sorun yok. Bu arada muhabbete daldık, oyuncu değiştirmedik. Jordi Alba. Ben de o. Aha. Kralı atamaz böyle pası. İyi yayınlar, hoş geldin kardeşim. YouTube'dan mı geliyorsun yoksa denk mi geldin? Sanki böyle nickini çok hatırlamadım da. Eğer ben hatırlamadıysam affola. Offside'sın Griezmann. Adamsın Griezmann. Ve bu işi bitiriyoruz Manuel Ortayla. Arkadaşlar Manuel Ortayla gol atan adam bulamazsınız. Bakın şu an şut çekmeden gol attım. Şimdi şunu hep yapıyorum. Orta sahayı güçlendirmek için bunları geri alacağım. Lozano, Messi ve vazgeçilmezim Brandt abi. Düşüşte bile olsa alırım. Kontrol hedeflerini şunlara vereceğim. Aynen, hoş geldin kardeşim. Buradan da yayın yapıyoruz. Buradan güzel anları, güzel böyle şeyleri kesip YouTube'a da atıyorum. Hani YouTube'dan da takip ediyorsan ve Twitch'ten izlemediysen bir şey kaçırmazsın. Ama burada tabii anlık sohbet muhabbet daha keyifli oluyor. Bu arada yayında donma vesaire falan sanırım yaşayan yok. Bazen öyle problemler oluyor internetinizden kaynaklı. Ben şu an bilgisayarımda da açık bir şekilde bakıyorum. Bir donma yok yayında ama sizlerde de öyledir inşallah. Kaleci, nasıl bir devsin sen ya. Aynen, süper o zaman kardeşim. Çünkü 60 FPS yapıyordum. 60 FPS'i düşürdüm. Bazıları sorun yaşıyor çünkü internetten kaynaklı. O yüzden böyle yayın yapıyorum. Görüntüde 720p herhalde nettir yani. Stitch defending, but that'll do.
Bayağı büyüdü kanal ya. Sayenizde çok sağ olun. Hakikaten şöyle 50-60 abone olduğum günleri hatırlıyorum. Şimdi neler oldu yani. Allah! Aleyküm selam kardeşim. PES, yani PES'le ilgili hemen hemen Twitch'e başlayalı bir hafta olmadı ama bir haftadır her gün yayın açıyorum. Günde iki kere açtığım oluyor. Bir şut mu çekeyim? Hayır. Şimdi Jordi Alba. Jordi Alba. Jordi Alba. Senin neyine oradan R2 ya. Arkadaşlar hemen bitsin. Şimdi kaçıranlar muhakkak olacaktır. Frikik, ilk golüm frikik golü. Bir onu göstereceğim şimdi sizlere. Çünkü kesinlikle kaçırılmaması gereken bu Neymar'la vurduğum. Şöyle bir R2 çeldi bunu. Şu açıdan da görelim. Eyvallah kardeşim. Olsun. Büyüyeceğiz yavaş yavaş. Bu arada gol geliyor arkadaşlar. Pjanic. Pjanic, Pjanic, Pjanic. Bayağı da vardı. 30 küsür, 32 metre falan mıydı ya? Çok iyi gitti ya. Hakikaten çok iyi gitti. Baba yavru, yemin ediyorum popomu kaldırıyorsun. Yapma böyle kardeşim. Ya ben bildiğim her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bu arada bazıları şey diyor. Pardon. Hani videolar tükenmiyor mu bilmem ne. Kafamda aslında bir ton proje var. Hani bunlar sadece %30'u falan. Ya onları hayata sokamıyorum. Tabii ekonomik anlamda da bir şey gerekiyor. Hiç reklam yapmadan buraya kadar geldi kanal. Tabii yarın bir gün reklam da yapacağım durumlarda bir anda yükselebiliriz. Önemli olan hani şimdi o şu anda sizler benim için kalıplaşmış abonelersiniz. Yani siz nasıl derler? Hani siz kalıcı olacaksınız bende. Çünkü biz böyle aramızda bir sevgi bağı oluşuyor. Ama diğerleri tabii hani abone çoğaldıkça asıl sizler ilk gelenler her zaman için farklı olacaktır tabii ki de bende. Yani aynen yani El Turco internetten kasıyor. Bu arada hani Türkiye'deki internet maalesef çok kötü. Yabancılar Twitch'te bu arada yayın yapanlar PES var mı bilmiyorum ama adam mesela bir tane FIFA gördüm. Adam full görüntü alıyor ve oyunu sanki offline oynuyormuş gibi. Biz maalesef zaten PES oyunu yavaşladı. Biz bir de burada internet olarak rezil bir internet kullandığımızdan hani sebebi bu. Yoksa hani senin bireysel yaptığın bir hatadan dolayı olmuyor. Senin internetinden dolayı yavaşlayabiliyor. Şöyle bir sıkıntı var artık. Aptal Siri açıldı ya. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi eskiden PES'te bağlantı yavaşladığında şöyle bir sıkıntı oluyordu. İki taraf da oynayamıyordu. Şimdi öyle bir sistem kurdular ki mesela senin internetin kötü, onunki iyiyse o bundan çok fazla etkilenmiyor ama sen etkileniyorsun. Bu yüzden de sıkıntı oluyor. Yani kötü internetin varsa bu oyunda başarılı olamazsın zaten. Doğru söylüyorsun kardeşim. Bir de hani gerçeği söyleyeyim. Kanalların içerisinde zaten PES'i bilen, gerçek anlamda bilmekten bahsediyorum. Çok az kişi var. Yani hakikaten az kişi var. Ben tabii hani bakmayın işte yok kına gecesi taktiği yok bilmem ne taktiği falan hani böyle biraz ilgi çeksin diye şey yapıyorum ama attığım her taktik çalışılmış taktikler. Öyle boş beleş taktik atmıyorum. Hepsinde de hani zaten şey yapıyor. Hani oynayıp oyunu Instagram'dan sürekli teşekkür mesajı alıyorum ya. İnanır mısınız? Günde 20-25 tane mesaj geliyor bana Instagram'dan. Rapor etme, şikayet etme olayları var. Bunu kanalda yayınlayacağım. Bir tane video atacağım. Belki
Benim de geçen gün videom vardı, izlemişsindir. Adam bağlantıyı kopardı ama benim puanım düştü. Onları neler yapmamız gerekiyor tek tek detaylı anlatacağım videoda. Baba Yaro, sakın kolu kırma kardeşim. Kol biliyorsun 300 liradan başlıyor. O yüzden hani kafanı duvara falan vur ama kolu kırma. Aynen. Yani yeni yeni taktikler, ya daha doğrusu biz taktik geliştiriyoruz. Adamlar yeni yeni hile geliştiriyor. Maalesef ya Konami engel olmuyor buna, yoksa Konami rahatlıkla. Adam baktın bir şikayet aldı. Belki bir tane hani tamam dersin ama ikincisinde kesinlikle ban'ı yapıştıracaksın abi. Mesela 720p yayın alıyorum şu an. Bağlantıyı üstte görüyorsunuz. Sürekli sıkıntılı. Yani aslında şöyle keyifli bir maç yapamıyorum. Bağlantı şöyle güzel olsa. Portlarda ilgili bir şey yapmadım. Ya aslında çok güzel gol yiyordum bu arada. Aslında hani bir odamı çekmek istiyorum. Çünkü videoları nasıl yapıyorum? İşte hangi koşullarda çekiyorum? Bunu merak edenler oluyordur doktor kardeşim. Onu yapacağım. Hatta 5000 abone olduğumuzda yapacaktım ama unutuldu sonra. Biraz da çabuk yükseldiğimiz için 6000'lere çıktık. Onu muhakkak yapacağım. Hangi tarz PlayStation kullanıyorum, işte ne bileyim hangi programla video çekiyorum ya da hangi şartlarda video çekiyorum, bunların hepsini şey yapacağım, yani anlatan bir vlog çekeceğim. Kaç oyun derken istatistiğimi gösteririm. Ben My Club çok oynamıyorum. My Club'da iyi bir derecem yok. Ben asıl online klasmancıyım. İkisini de gösteririm orada. Şimdi maç bitiminde. Mesela burada kare X yaptım ama şut çekti. Şuradan bir topu kaparsam. Aha, niye elini almadı ki kaleci? Aleykümselam kardeşim, hatırladım. 1-2 yayındır yoktun ama. Ya kare X yapıyorum. Yapmıyor kare X ya. Deli olacağım. Valla evlenmeyi düşünüyorum da şu an işsiz olduğum için biraz böyle adım atmak zor oluyor. Ama yani düşünüyorum. Ya tabii bir de bende şey var şimdi, hani baba olma falan, artık yaş 30-31 oldu. O duyguları da tatmak istiyorsun doğal olarak. Aslında hani istiyorum. Ama biraz ekonomik anlamda beni korkutuyor.
chance to see what happens to their level of concentration from here. Isco. Kimpembe plays it out to the wing. Yani kale X'e biraz daha hareketi iyi yapıyor ama herhangi bir çok büyük bir fark yok. Çünkü şut çekerkenki vücut hareketi daha böyle sert bir hareket olduğu için karşısındakini daha iyi kandırabiliyorsun. Valla kardeşim ne diyeyim, ben de şu anda mesela hani iki olmasa da bir tane çocuğum tabi olsun isterdim. Tabi canım, yani senden bir parça sonuçta. Allah bu arada kaderlerini güzel yapsın. Çocuklar önemli. Çok iyi. Bu arada ben yeni bir tane hesap açtım. YouTube PES Türkiye diye. Çünkü şimdi Twitch yayınlarında çok fazla şey oluyor. Sıkıntı yaşıyorum. Online klasmanda çok puan kaybettim. YouTube PES Türkiye diye bir tane kanal açtım. Online klasmanı oradan yapacağım. Şu an 7'de 7 gidiyorum ben de. Hakikaten orada iyi yüzde yakaladım ve öyle devam edeceğim büyük ihtimal. Bu arada şu pasları yapamamın sebebi bağlantı, yemin ederim. Yoksa asla bu kadar pas hatasıyla oynamam. Neymar'ı görünce coşuyorum ya. Yemin ediyorum var ya. Aynen öyle, hiç yapılmıyor. Çok iyisin be. Şansa bak. En sevdiğim gol balık gol. Donuyor mu peki 720'de? Şey, FPS'i düşürdüm kardeşim. Şu an donmaması lazım. Çünkü yüksek, çok yüksek kalitede yayın yapmıyoruz. Bu arada kardeşim, yani bana da mesela Ronaldo çıkmadı ama Neymar kesin ya, ilk topta çıktı bana Neymar. Ben çok şaşırdım hatta. Bu haftalık işte güçlü olan oyuncular falan diye. Ah be. Yani Neymar ilk topumdu. Ben hatta daha sonra benden alacaklar onu diye düşündüm Neymar'ı. Haftalık oyuncuları alacaklar diye. Ama çok şükür kaldı.
Sansür o şey yani ben öyle seçenekliği ben bilerek yapmadım. Oyuna girerken ben hangi seçenekte olmamı soruyor. 720p 60 FPS, 720p 520 vesaire diye. Ben onları seçiyorum. Herhalde 520'yi seçtiğimde seçenek çıktı. Of. Ona yetişirim her türlü de. Attığı pasa bak ya. Yani ben çok şaşırdım ya Neymar çıkınca. Ben çünkü hani geçen yıl 2018'de biraz oynadım. Ama onun dışında çok böyle oynayan biri de değilim. Ya bu adamlar millete nasıl çıkıyor falan diye düşünüyorum. İlk toptan Neymar çıkınca ha o zaman da 720 var mıydı? Ha. Mantıklı yayını öyle yaparız ondan sonra. Biz de acemisiyiz artık ya. Yavaş yavaş şey yapacağız. Brandt. Benim nöbetçi golcüm. Şaka maka var ya, ya Michael Up'ta 5'te 5 yaptık şimdi. Firmino. Firmino at artık be kardeşim be. Bu arada Sansiro donuyor mu yani şu an yayın? Aynen çok fazla geldi siyah top. Baya bol kepçeden verdiler ya. Ha tamam o zaman sorun yok. Brandt benim nöbetçi golcüm. Tekrardan Brandt faul olur ve Brandt. 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 Ah be son anda. Son anda bir ayak. Kardeşim ben Steam'den oynamıyorum. Ya Steam hesabım falan yok ama olan verebilir sana. Ve bu maçı da aldık. Ya Türk Telekom acayip. Hakikaten acayip. Bu arada aldık bu maçı da. Ya ben işte şey yön tuşlarıyla onu çok fazla uyguluyordum kardeşim. Çaprazdan vurmayı ama ya analogla bir türlü o böyle köşeyi bulamıyorum yani. Hı, aynen pozisyonu da hatırlıyorum. Şeyden yani L2 ile manuel bulamıyorum şeyi. Yok be kardeşim ne fark yiyeceksin? Beni de büyütmeyin gözünüzde. Aslında hani bu tarz şeylerde çok fazla hani yurt dışından böyle şey yapıyorlar ama dediğin gibi internet olayında mevcut firmaların hisselerini satmayı düşünüyorlar ve satıyorlar da hani yurt dışındaki o sistemi ama internet bazında zor olabilir. Çünkü hani belki altyapı çok iyi değildir bizim. Onlar tekrardan hani nasıl diyeyim sonradan süper online fiber nasıl döşüyor? Hani o tarz mesela bir döşeme ile belki farklı bir firma ama buraya yatırım belki firma yapmıyordur yani. Tabii doğru söylüyorsun. Vodafone bir de şey de yani hani sağlam bir firma.
Bu arada 60'tan sonra Brand Show izleyeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Estağfurullah canım, niye? Sanki ben bu işin şeyi miyim? Mantıklı dediğinde işte yani yönde ben alışmışım ya, direkt bende şöyle bir sıkıntı var. Mesela öz eleştiri yapayım kendime. Bir şeye alıştım mı o şekilde gidiyor. Yani el alışkanlıklarımı çok şey yapamıyorum. Mesela topu alırken L1'e basılı tut falan diyorlar. Ben elim L1'e gitmiyor hiç. Ben sadece pas verirken basıyorum. O mesela o alışkanlığı asla şey yapamadım, gideremedim. Ya Sansiro bu şey gibi dediğin, hani olayı bir de futboldan örnek vereyim. Hani mesela Muslera'da bazen form düşüklüğü oluyor çünkü onu zorlayacak bir kaleci yok. Ya da Volkan Demirel mesela form düşüklüğü yaşadı Fener'de. Çünkü onu böyle formaya alacak bir kaleci vesaire yoktu. İşte bu sene Harun'u aldılar. Aslında hani tek büyük şey dediğin gibi sıkıntı o. Yani o koltuğu sallanacak böyle bir tehlike olmadı mı, onlar da kendini geliştirmiyor. Haklısın o konuda. Baba Yaro, vallahi kardeşim ya tabii kötü bir oyuncu değilim de hani hiçbir zaman öyle böbürlenmiyorum. Mütevazilikten hiçbir şey kaybetmem. Yani mesela yenildiğim de oluyor. Ben yenildiğim maçlarda rakipler işte YouTube'dan falan yazdığında bana herhalde şey sanıyorlar beni. Böyle hiç yenilmez biri falan sanıyorlar. İşte seni yendim bilmem ne. Hani maçı mesela kaydetmemişsem mesaj atıyorum. Maçı kaydettiysen at bana, istersen YouTube'a atayım videosunu diye. Ben gocunmuyorum öyle şeylerden. Zaten hani bir şey öğrenebileceğimiz bir rakipse, o maçı kaydettiysem muhakkak yensem de yenilsem de atarım YouTube'a. Maksat hani oyunu geliştirelim. Ronaldo. Kesinlikle çok küçük ve de çok küçük detaylar ve hani işe yarayan şeyler. Ama işte benim mesela o elim alışmadıysa ona, a-a. Bizim attığımız gole bak, yediğimiz gole bak. Ya ben hani ucunda böyle ölüm varmış gibi oynayamıyorum ya. Hani ben zevk almak için oynuyorum. O yüzden çok böyle heyecan yapmam. Sadece sinir yaparım, sinirlenirim. O da mesela istediğim oyunu oynayamazsam bağlantıdan dolayı vesaire oldu mu, ona gerilirim. Ama öyle heyecan falan durumum yok yani. Ya zaten imkan yok ki elimizde. Yani biz bu oyunun çöp kısmını oynuyoruz. Yani online oynamak demek, zaten en önemli şey bağlantı. Biz zaten çürük bir bağlantıyla oynuyoruz. Olacağı o. Yalnız bu golü krallığı atamaz yani. Hani inceden yorum okuyoruz ama atıyoruz da.
Rakip de alsın topu köşeden gitsin anasını satayım. Her şeyi anlarım. Neymar niye geri geç kaçıyorsun be kardeşim ya. Bir de kontrol hedefisin yani. Cristiano Ronaldo really got caught in a trap there and he just couldn't get out. Ronaldo's positioned himself well and cuts it out. Marcelo. He's played him through. Oh, he's in. Griezmann. Shot a goal. In it goes. Hot knife through butter. They have done it again. Aynen öyle. Yani kardeşim kesinlikle sakinlik çok şey kazandırıyor. Yani sakin, kontrolü mesela bir de benle çok oynayan kişiler beni çözdüğü için genelde kazanırlar. Ben mesela bana çok pas yapıldı mı böyle sinir katsayım artmaya başlıyor benim. Çünkü nefret ederim böyle boş pas yapsınlar. O yüzden yani rahat oldun mu iyi oynuyorsun ama ben mesela beni geldiler mi bu arada maçı terk edecek. Atamadı, kendi kalesine atamadı ya. Neyse bırakalım o kendi takılsın. Yo başladı yine. Eyvallah kardeşim. Griezmann iyi ya. Griezmann'la iyi oynuyorum. Bu arada hani bu tarz durumlarda birebirlerde R1 ve R2 ile adama doğru sürtüyorum adama. Hani fortçuluk yapıyorum. Şut çekmesini bakın nasıl zorlaştırıyor. Ronaldo ne kadar rezil bir şut çekti. Vay be müdahaleye bak. Ya mesela orta açılmasına karşı değilim. Ama her topa orta bilmem ne bana çok şey geliyor ya. Yani kardeşim tamam vur orta aç bir şey demiyorum da al topu köşeye git kes orta. Al topu bilmem ne. Hakikaten çok böyle cılkını çıkardılar artık. Ama şöyle yani tabii ki de goldür ama yani orta kafa gol oynayanlar yani B planları yok. Hep aynı şeyi yaptığında o maçı kazanırsın ama kendini geliştiremezsin ki. Ya tek bir şey yapmaman gerekiyor. Birçok varyasyonu yapabilirsin. Ya 2'ye 1'i iyi yapman gerekiyor. Gerektiğinde orta kafa gol oynayabilmen gerekiyor. Gerektiğinde kontraya iyi çıkman gerekiyor. Bunları ne kadar fazla yapabilirsen o kadar faydası oluyor. Yani orta kafa gol oynayanlar sadece PES 2017'de şey yapmadılar. Tıkanmadılar. Ama onun dışında artık hiçbir PES oyunu orta kafaya elverişli olmayacak. Çünkü çok fazla eleştiri aldılar o zaman. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben öyle PES 2017'de orta kafa golle bana zaten çok fazla gol atamazlardı. Ben hep taktik çalıştığım için ben genelde çok böyle normalde 3-5-2 taktiğim vardı. Ve 3-5-2 taktiğinde genelde hani orta kafayı o 3 stoperle engelliyordum. Ben her zaman her şeyin çözümünü zaten aradığım için buluyorum. Bu arada maçı terk etti.
Ya tabii ki de bir tiki taka gol mesela benim attığım gollerdeki keyifli adamın attığı goldeki keyif bir değil. Ha tabii ki de puan kasmadır bilmemdir adam yapıyorsa problem değil. Aynen ama bir şey söyleyeyim benim başarılı olmamdaki en büyük sebeplerden biri zaten zevk almak için oynamak. O yüzden stres yapmıyorum. O yüzden sakin oynuyorum hep oyunu. Bu da bana oyunda bir artı kazandırıyor. Çok fazla hırs yapıp çok şey yaptığında oyunda sıkıntı yaşıyorsun. Bu arada maçı rakibiniz terk ederse şöyle bir şey oluyor. Biliyorsunuzdur zaten de güçleriniz bakın adamlar yorulmadı moral şeyleri. Güçleri düşmedi. Yorgun değiller ve maçı kazandık. Bu arada PES ligini biliyorsunuzdur Mücahit. PES liginde şu an geçti turu ve sanırım Fransa'da yapılacak. Fransa'da mı İtalya'da mı bilmiyorum. Oraya gidecek büyük ihtimal. İnşallah bir aksilik olmazsa. Dün yazıştım. Hani onunla da bir maç ayarlamaya çalışacağım. O gerçekten benim gördüğüm en iyi oyunculardan biri. O yüzden hani onunla da bir maç yapıp onun taktiğini vesairesini paylaşırım. Çok da temiz kalpli, mütevazi bir çocuk. Genç zaten daha 18-19 yaşında. Hani ben senin taktiklerini falan paylaşırım dedim. Ben işte yok abi hani ne taktiği benden ne işte benim ekstra senin dışında bildiğim bir şey yok falan filan dedi de benden çok daha iyi bir oyuncu. Kesinlikle iş yapar yani. Senin adamın kim yahu? Aynen iyi oyuncu. O da ben yönlerle oynuyordu uzun süredir. Biz hep onu analoğa geçmesini istemiştik. Kesinlikle şey yapıyor. Geçmiş analoga onun faydası olacaktır. Oradan da Mücahit'i izleriz. Yani tabii ki dün konuştuğumda yani sadece heyecan yapmamasını söyledim. Orada tek sıkıntısı tecrübesizliği. Orada bir ton giden tecrübeli adamlar olacak. Onun dışında diğer adamlara bence çok daha eksik oyuncu değil. Ki birçoğundan bence iyi. Şahsi gerçek fikrimdir bunlar. Tek sıkıntı oradaki heyecanını iyi kontrol etmesi lazım. Ufuk İso bu arada beni geçen gün yendi. Gerçi aptalca bir taktik yaptığım için yendi. Taktik deniyordum klasmanda bu hesabımla. İlk 30 dakikada falan 3 tane falan yedim. Daha sonra 5-3 mü 5-2 mi 5-3 bitti galiba. Toparladım taktiği değiştirdim ama bir boka yaramadı tabii. Bazen böyle taktik denediğim zamanlar denk geldiğinde sıkıntı yaşıyorum. Skriniar tries to get it forward quickly.
seem to have a particular identity, Jim. How do you assess it? Well, this team is at their best, Peter, when on the counter attack. It's Luis Suarez! Suarez! They've scored! There is the breakthrough! Yendi, evet biliyorum. Koray bana fotoğrafını attı. Ama ya istatistikleri de atarsa Koray ezmiş maçta. Hatta fotoğrafını atabilirim yani. Attı bana fotoğrafını Koray. Between the sides, and the score is 1-0. Played out to the right, played back in. Throw in. Benim maçı da atacak mı bilmiyorum. Ben bana yazdı ama ben dedim eğer maçın dedim kaydını bana atabilirsen. Ben dedim yayınlarım sitede. Ben gocunmam. Atacağım dedi ama atmadı ondan sonra. Bu arada yorum okuyacağım diye maçtan koptum tamamen. Aynen Paternegra ile o gün bu arada hani onları yenebilirdik. Ettorito'lar bizi çok zorladı. Onu izledim bilmiyorum. Ettorito ile yaptığımız o çok böyle acayip belki isimlerinden korktuk bir şey oldu ama istediğimiz oyunu çok sonradan yapabildik. O da bize maalesef zaten 3-4-0 olunca oradan maçı çevirmek kolay olmuyor. Kardeşim atacağım. Buggy ile yazıştım. Buggy şu anda yoğun. Dediğim gibi birkaç sebebi var. Koray da sözü verdi. Klasmanda birinci olmaya çok yaklaştı. Birinci olunca en azından adımız olsun kardeşim öyle oynayalım dedi. Ben de tamam dedim. Zaten hani klasman kasmasa üçlü seri yapacağız bu arada şeyle. Koray'la. Üç olan kazanacak şekli ya da iki maçı kazanan alır şeklinde. Geçen yıl 2018'de Koray'la ya da Yenilmez Kral'la Kral'la yaptığım seriler gibi olacak yani. Ya niye geri kaçıyorsun? Hakem o foulsa bu da foul ya. Ah be. Yok kardeşim ben kendimi bildiğim bileli hep kablolu bağlanırım. Wi-Fi'den bağlanmam.
Çünkü Wi-Fi'de hız düşer. O yüzden en kaliteli bağlantı kabloludur. İnternette fiber var. Bayağı iyi bir paket var aslında fiber. Ama yayın açtığımda bu şekilde, normalde kolay kolay böyle bağlantı kötü uyarısı almıyorum. Ama yayın açtığımda maalesef böyle oluyor. Ah be. Kardeşim Allah'a emanet ol. Çok sağ ol yorumların için. Destek verdin. Görüşürüz yine. Al bu gol senin için olsun. Tam gidiyorken. Bu arada biz de çok geç olmadan bu son maçımız olsun, şu golü bir yiyelim. Adamsın. Bu arada hiç berabere bile kalmadık ha beyler. Bütün maçları aldık. Ve oyuna dakika kaç bu arada? 55. 60 olsun, bir Brandt'ı alalım arkadaşlar. Bu arada YouTube'dan da acayip acayip yani şey yorumlar geliyor. Onları da cevaplandıramadık, ayıp oldu. Yayından sonra onlara bakacağım hemen. Kaleciye dönelim. Şuradan şimdi paslı çıkarsak. Şu pas aralarına bayılıyorum ya. Ama böyle salakça pas hatası yapmaya hayır. Sağ ol kardeşim. Ya aslında var ya, My Club'da hiç iyi sonuçlar almam. Sizin artık uğrunuz mu diyeyim, şey mi diyeyim? Oyunu bir sete çevirelim. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Adamsın, aynen. Aynen doğru, senin kanalın da çok güzel. Başarılarının devamını dilerim. Mücahit 21 olması lazım. Ya en son onu kullanıyordu. Değiştireceğini de sanmam. Mücahit 21 ya da Mücahit 0-21 olabilir. Patenegra'nın attığı maçta şey var. Niki var. Sanırım Mücahit 21. Bu arada kaleye asılacağım. Tabii ki de kaleye asılacağım arkadaşlar. Tabii ki de kaleye ama. Bu arada Pjanic'le gol attım. Yayının başında. Çok güzel bir frikik golü. YouTube'a atarım. Görürsünüz. Dikkat. Yok foul. Yapma ne olur. Yani şey zaten bu Griezmann'ı, Ronaldo'su bilmem nesi şey gibi. Milletvekili gibi dokunulmaz. Topu aldı mı foul çalıyorlar. Evet. Biliyordum oraya atacağını. Ve buraya da atacağını biliyordum. Şimdi Brandt'a dikkat. Ve şimdi Brandt. Brandt. Ah be. Defansı öne çıkardım. Ama çok kötü oldu. Brandt ne yapıyorsun orada be kardeşim? Bu arada son maçımız olsun. Uykusuz kalmayın. Yarın yine yayın açarım. Zaten yayınları kaçırma gibi durumunuz yok. Yayınların birçoğunu, bazen önemli kısımlarını, bazen hepsini YouTube'a atıyorum arkadaşlar.
Şu maçı da sağ salim bir galip bitirelim. Tamam. At bakayım Brandt'cığıma. Brandt'a bak ya. Aman pazar. Brandt pazar. Brandt pazar. Abi at artık Brandt onu oraya. Uzak köşeye at yani. Ya FIFA'nın zaten şey alıcısı da çok be kardeşim. Yani artık PES eskisi gibi kalmadı. Ama ya biz sevdiğimiz oyunu oynuyoruz. Ben FIFA'yı ancak bedava versen o da video çekeyim diye oynarım. Küçük bir Brandt klasiği izleyebiliriz ama olmadı. Aldım. Şuradan bir Lozano. Bugün iyi maçlar çıkardık ya. Ah be, geçemedik. Brandt. Alır mıyım? Alamadım ve artık maçın son düdüğü arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine bir saati bulduk. Bu arada lütfen YouTube'dan takip edenler zaten çoğunuz ediyorsunuzdur. Yabancı kişi girmiyor. Hangi videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Ben o videoları çekeyim sizin için. Son videoda Dele Alli'nin kına gecesi taktiği. Kesinlikle ona bakın. Eğer ki defansı iyi yapıyorsanız özellikle çok hücumcu bir taktik işinize yarayacaktır. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.